Sıradan adam. En sevdiğiniz kıyafetinizi giydiniz. Saçlarınızı yaptınız. En pahalı parfümünüzü sıktınız ve bir heves dışarı adımınızı attınız. O da ne? Karşıdan gelen kişi sizinle aynı kıyafeti giymiş. Ne tepki verirdiniz sizi bilmem ama size şimdi bahsedeceğim arkadaşlar gayet rahat görünüyorlar. Bu fotoğrafta görünen hanım abla muhtemelen size az evvel anlattıklarımı yaşamış. Fakat bu sefer biriyle değil otobüs koltuklarıyla pişti olmuş. Buna kamuflaj mı desem yoksa pişti olmuşlar mı desem bilemedim doğrusu. Çünkü adamın ayakları halının üzerinde adeta kaybolmuş. Her halükarda da bence ilginç bir fotoğraf olmuş. İlk fotoğraftaki kadının erkek arkadaşı olabilir bu arkadaş. Yüz ifadesinden de anlaşıldığı üzere halinden pek de memnun değil. Hani çok sıradan şeyler değiller biliyorum ama halıyla pişti olmayı, oturakla pişti olmayı anladım da mermerle, granitle pişti olmak nedir arkadaş? Ne denir ki? Helal olsun valla. İşler giderek çığırından çıkıyor. Fotoğraftaki kadın en zorunu başarmış ve iki ayrı desenle aynı anda pişti olmuş. Fotoğrafta görünen kadın tramvay ya da metronun koltuklarıyla pişti olmuş. Ona diyecek bir şeyim yok. Benim asıl dikkatimi çeken, çaktırmadan kadının fotoğrafını çeken muzip arkadaş oldu doğrusu. Bence bu sefer çocuk değil, soldaki su hattı sarı montlu çocukla pişti olmuş. Olayın bir de bu boyutu var tabi. Bu fotoğrafa ilk baktığımda yerdeki şapkaya odaklandım ve hiçbir şey anlamadım. Gözlerimi yavaştan koltuğa kaydırınca ise gerçekten kamuflaj kelimesinin hakkını veren askeri gördüm. Sayıları giderek artıyor. Zeminle pişti olan bir arkadaş daha eklendi listeye. Ama benim favorim hala aynı anda iki farklı desenle pişti olan kadın. Bu seferki pişti olmaktan ziyade ibretlik bir tespit. Muhtemelen kadının haberi bile yok ama telefon kılıfıyla pişti olmak da ayrı bir başarı doğrusu. Leopar deseninin ciddi tutkunları olduğunu biliyorum. Ben şahsen sevmem. Ama fotoğraftaki kadın anlaşılan benimle aynı fikirde değil. He bu arada kadını ilk seferde görmediyseniz takmayın kafanıza. Bana da aynısı oldu. Bir tespitle daha karşı karşıyayız. Sağ üst tarafta gördüğünüz arkadaş bir görevli değil belirteyim. Ortamdaki dubalarla pişti olmuş talihsiz biri sadece. Bu da bir diğer çorap vakası. Bu seferki bence biraz daha ilginç. Çünkü pişti olan arkadaş durumundan şikayetçi değil. Aksine eğlenceli biri ve bence keyifli bir fotoğraf çekmiş. Biraz evvelki arkadaşın aksine bu kadın hiç memnun değil halinden. Normal karşılıyorum. Duvardaki boya ve desenlerle pişti olmak öyle herkesin başına gelebilecek cinsten bir şey değil. Unutmadan ekleyeyim, kadınlar bu duruma ekstra daha fazla gıcık oluyor. O da bir gerçek. Benim favori fotoğrafım işte bu arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş pişti olmayı aşmış ve durumu bir fırsata çevirmiş. Yaratıcılık var işin içinde. Bu arada fotoğraftaki arkadaşı hala göremeyenler varsa yorumları alalım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz açıklamada yer alan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz.